Selamlar, ben Nurgül. Kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere müthiş lezzetli fırında incik kebabı tarifi vereceğim arkadaşlar. Gerçekten müthiş lezzetli oluyor. Şiddetle denemenizi tavsiye ederim. Denedikten sonra da yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Evet, 10 tane incik kullandım. İnciklerin bu şekilde ayak kısımlarını da kestim arkadaşlar. Sizler bunu yapmak zorunda değilsiniz ama ben piştikten sonra o hoş görüntüyü almak istediğim için bu şekilde ayak kısımlarını kestim. Evet. İncik miktarı tamamıyla size kalmıştır. Tüm buttan da yapabilirsiniz. Evet. Bu şekilde sizlere göstermek istedim. Eğer sizler de yapmak isterseniz diye. Biraz uğraştırıyor ama sonrasında top gibi et bir bölümde kalıyor. Güzel görünüyor. Yıkamış olduğum ve temizlemiş olduğum incikleri cam bir kaseye alıyorum. Şimdi baharatlarla lezzetlendireceğim. Yaklaşık 2 çay kaşığı kadar tuz, 1 çay kaşık kırmızı toz biber, 1 çay kaşık kekik, 1 çay kaşığına yakın biberiye, 1 çay kaşığına yakın karabiber, hiç su ve yağ eklemeden harmanlayacağız ve yarım çay kaşık da acı pul biber ekledim arkadaşlar. Varsa sizler tatlı pul biber ekleyebilirsiniz, miktarını daha da artırabilirsiniz. Hiç su ve sıvı yağ eklemeden bu şekilde baharatları tavuğuma yediriyorum. Daha sonrasında dilerseniz güveç kabınızda, dilerseniz döküm tencerede pişirebilirsiniz bu işlemi arkadaşlar. İkisini de şahane oluyor. Ben daha önceden sizlere bu tarifimi güveçte vermiştim. Bu kez de fırında döküm tencerede yapıyorum. 1,5 domatesi de bu şekilde irice doğruyorum. Küçük soğan seçtim. Soğanları da bu şekilde ortadan tam kesmeden dörde bölüyorum. Bir baş sarımsağı da bu şekilde ortadan ikiye kestim. Kabukları ile birlikte kullanacağım. Şimdi döküm tencereme almış olduğum inciklerin üzerine soğanları arasına bu şekilde yerleştiriyorum. Taze biberiye, sarımsakları, yaklaşık 2 yemek kaşığına yakın tereyağını bu şekilde parçalara kesip inciklerin üzerine paylaştırıyorum. En sonunda domates dilimlerini yerleştirip biraz tuz serpiyorum. Kapağını kapatıyorum. Fırını önceden ısıtmadım. Sadece soğuk fırına verdim. 1 saat 45 dakika ayarladım. Kapağı kapalı yaklaşık 1 saat pişirdim. 1 saati yakın pişirdikten sonra kapağını açtım ve kapaksız pişirdim. Gördüğünüz gibi bu şekilde şahane kızardılar. Evet, kebabımız artık hazır. Görüyorsunuz içerisine hiçbir şekilde su eklememiştik ama kendisi ne kadar güzel su bıraktı. Domatesin vermiş olduğu suyla birlikte, tereyağı ile birlikte şahane bir lezzetli incik kebabı oldu. Ekmeğe banıp banıp yiyebilirsiniz arkadaşlar. Pilav eşliğinde şahane bir kebap oldu. Umarım yapınca sizler de beğenirsiniz. Evet, bugünlük bu kadardı. Bir yayınımızın sonuna geldik. Bana destek vermek için videomu beğenip aşağı yorum bırakmayı, kanalıma abone olup zil sesini açmayı lütfen unutmayalım. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.